Merhaba arkadaşlar, hepiniz Zoo and TV hoş geldiniz. Bu program İngilizce öğrenme programı olacak bu bölümümüz yani. Bugün sizlere meyveleri öğreteceğim. Evet, hazırsak başlayalım. Aa, bu sen hazır değilsin. Hadi. Evet, tamam, tamam, tamam. Başlıyoruz. Evet, oturdun. Tamam. Evet, ilk meyvemiz apple. Elma, hepimizin çok sevdiği, hardfurt yediğimiz elma, apple. Apple değil, Apple, elma, apple. Evet, annelerimiz bunu genellikle keser, öyle yeriz. Apple, elma. İkinci meyveye geçelim. Kiwi. Evet, Türkçesi kiwi. İngilizcesi neydi? Evet, İngilizcesi de kiwi. Kiwi, kiwi. Türkçesi de kiwi, İngilizcesi de kiwi. Bunun sert bir kabuğu var. Bunu bıçakla soyarız kiwi. Türkçesi de İngilizcesi kivi olan şeyi bıçakla soyarız. İçinde yeşil bir şey çıkar ve onu lezzetle yeriz. Afiyetle yeriz. Kivi. Üçüncü meyvemiz ise ananas. Ananasın da İngilizcesi pineapple. Elmanın İngilizcesini apple demiştik. Ananasınki de pineapple. Benziyor. Pineapple ananas. Pine. Pineapple. Pineapple. Evet. Bunun da kabuğu baya sert. Pineapple ananas. Böyle keser ve içinden sarı, sulu, çok tatlı bir meyve çıkar. Pineapple Ananas. Evet, şimdi size ufak bir sınav yapalım. Elma. İngilizcesi neydi? Evet, apple. Aynen. Bravo çocuklar. Peki, kivi? Bravo. Evet, zaten Türkçesi ile İngilizcesi aynı olan meyvemizdi kivi. Evet. Sırada son meyvemiz ananas. Bunun İngilizcesi neydi? Elmaya benziyordu, apple'a benziyordu. Evet. Evet, pineapple. Bravo. Evet, siz gerçekten çok tebrik ediyorum. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Her gün sizlerle olacağım. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Zuen TV'ye hepiniz hoş geldiniz. İngilizce öğrenme bölümümüzün ikinci serisiyle devam ediyoruz. İlk serimizde ne öğrenmiştik? Hemen hatırlayalım. Evet ilk meyvemiz neydi? Evet kiviydi. Kivi Türkçesi de İngilizcesi de kivi olan bir meyvemizdi. İkinci meyvemiz neydi peki? Ananas. İngilizcesi neydi? Evet pineapple. İngilizcesi de pineapple'dı. Kabuğu sertti. içinden sarı, sulu, tatlı bir meyve çıkıyordu. Peki üçüncü meyvemiz elma. İngilizcesi neydi? Geçen bölümden aklımda ne kaldı? Evet aynen apple'dı. Pineapple ananas, apple elma. Bunu da hardur ısırarak çok tatlı ve sulu bir şekilde yeriz. Peki şimdiki meyvelerimiz neler? Şimdi onları size tanıtayım. İlk meyvemiz mandalina. Evet, kabuğunu kendimiz elimizle böyle soyduğumuz ve yediğimiz çok sevdiğimiz mandalina. Peki neymiş bu mandalinanın İngilizcesi? Tangerine. Evet, mandalinanın İngilizcesi tangerine. İkinci meyvemize geçelim. Portakal. Zaten mandalina ile kardeşti biliyorsunuz. <laughs> İkisi çok iyi kardeş, abi kardeşler. Portakalın İngilizcesi ise orange. Evet. Hatta orange portakal turuncu olduğu için turuncu anlamına da geliyor. Yani orange'ın İngilizce'de aslında iki anlamı var. Hem portakal hem turuncu. Evet portakal da orange dediğimize göre üçüncü meyvemize geçebiliriz. Üçüncü meyvemiz ise üzüm. Peki üzümün İngilizcesini bilen var mı aranızda? Tamam hemen öğretiyorum hiç sıkıntı değil. Grape. Üzümün İngilizcesi ise grape. Bunun 3 çeşit versiyonu var. Siyah, çekirdekli ve sarı. Bizimki sanırım çekirdekli ya. Bir tadına bakacağım. Çok canım çekti kusura bakmayın ama. Evet çekirdekli. Sarı çekirdekli üzüm. Grape. Hey durun durun video bitti mi zannettiniz? Gülse kapatma dur. Gülce. Gelir misin? Eda Gül senin için. Hadi başlıyoruz. Tabii ki geleneksel quizimizi yani quiz de aslında İngilizce. Onu da arada öğreteyim. Quiz de aslında sınav demek. Küçük sınavımızı yapmadan geçemeyiz. Neydi mandalina'nın İngilizcesi? Söyleyin bakalım. Evet. Tangerine. Aynen öyle. Peki portakalın İngilizcesi neydi? Turuncu portakal. İki anlam vardı. Evet. Orange. Aynen. Peki üzüm. Sarı üzüm. Grape. Gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. O kadar hızlı öğreniyorsunuz ki. Keşke ben de o kadar hızlı öğrenebilseydim. Bir şey söyleyeceğim. Hep oyun olmaz ki ama. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Birazcık da eğlenmek gerekiyor değil mi? Ben bir süre palyaçoluk yaptım. O yüzden bunları iyi yapıyorum yani. Bütün arkadaşlarım diyor nasıl yapıyorsun falan. Pallyaçoluk yapınca oluyor yani. Evet bugünkü bölümümüz burada bitiyor Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere Merhaba arkadaşlar, Zuen TV hepiniz hoş geldiniz. İngilizce öğrenme programımızın 3. serisiyle birlikteyiz. 2. seride ne öğrenmiştik? Hatırlayalım. Mandelina'yı öğrenmiştik. Neydi İngilizcesi? Evet, tangerine. Aynen, mandelina tangerine. Ne öğrenmiştik başka? Evet, bunlar abi kardeşti. Portakalı öğrenmiştik. Peki portakalın İngilizcesi neydi? İngilizcede turuncu anlamı da vardı. Hem portakal hem turuncu anlamı vardı. Orange. Evet tebrik ediyorum sizi. Bir de son olarak üzümü öğrenmiştik. Sarı üzüm evet. Onun İngilizcesi neydi? Grape. Muhteşemsiniz. Gerçekten muhteşemsiniz. Sizi gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Evet bu üçünü de öğrendiğimize göre şimdi yeni meyvelerimize geçelim isterseniz. Olur mu? İlk meyvemiz ayva. İngilizcesi ayvanın Queens. Evet İngilizcesi Queens. İkinci meyvemiz Erik. Erin in İngilizcesi neydi? Plum. Evet. Erin in İngilizcesi ise plum. Üçüncü meyvemiz muz. Muzun İngilizcesi belki biliyorsunuzdur ya. Muz biraz yaygın. Evet. Banana. Banane. Banana. Banane falan. Oradan aklınıza kalmış olabilir. Banana. Evet. Neydi? Ayvanınki. Queens. Ayva yedik. <laughs> Peki Eriyen İngilizcesi neydi arkadaşlar? <laughs> Plum'dı değil mi? Evet plum. Son olarak bir tekrar daha muz neydi? Banana. Evet muz da bananaydı. Evet. Muzu soysak mı ya? İsteyen var mı? Arkadaşlar. Yok mu? Ben. Sen istiyor musun? Evet. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben ayva yiyeyim sen de muzu ye o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ama öncelikle lütfen. Beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz dislike atın. Burada o kadar emek veriyoruz ya. Lütfen. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Çana basmayı unutmayın. İngilizce öğrenmek istiyorsanız beni takip etmeyi bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar, hepiniz Zuen TV hoş geldiniz. İngilizce öğrenme programımızın dördüncü serisiyle hep birlikteyiz. Üçüncü serimizde ne öğrenmiştik? Evet, ayva öğrenmiştik. Hemen hatırlayalım, ayvanın İngilizcesi neydi? Evet, Queen'sti. Evet, bir de erik öğrenmiştik sanki. Eriğin İngilizcesi neydi? Palm, bravo, evet, palmdı. Peki, muzun İngilizcesi neydi? Bunu zaten hepiniz bilmiştiniz, evet. Aynen banana. Evet. Şimdi yeni serimizde yani dördüncü serimizdeki yeni meyvelerimizi görelim. Nar. Hatta bir tane neydi ya o? Pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane. Nedir o? Nar. İngilizcesi ne peki? Palm granite. Evet. Palm granite. Biraz zor söyleniyor ama alışırsınız. Palm granite. Nar. Evet. Bugünkü ikinci meyvemiz ise armut. Armut'un İngilizcesi ise pear. Armut, pear. Bu da baya güzel ya. Neyse bu sefer kendimi tutuyorum. Tamam. Armut, pear. Üçüncü meyvemiz ise üzüm. Ama siyah üzüm. Siyah üzümün de İngilizcesi black grape. Black siyah demek İngilizce'de. Grape de biliyorsunuz üzüm. Geçen ikinci programımızdan biliyorsunuz. Black grape. Sanırım bu da çekirdekli evet. Black grape. Şimdi geleneksel quizimize. Quizin anlamını da öğretmiştim. Geleneksel quizimize yani sınavımıza geçelim. Evet quizimizin ilk sorusu nar. Narın İngilizcesi neydi? Palm. Evet. Palm granite. Nar. Palm granite. Evet ilk soruyu bildiniz. İkinci sorumuza gelelim. Armut. Armut'un İngilizcesi neydi? P Evet, Armut'un İngilizcesi pear. Evet, doğru. Üçüncü meyvemiz ise, şuradan alalım. Evet, siyah üzüm. Siyahın İngilizcesi Black'ti. Buradan size kopya verdim. Siyah üzümün İngilizcesi ne olabilir? Black, Black Grape. Evet, gerçekten tebrik ediyorum sizi. Bunu da bildiniz. <laughs> Kış aylarına giriyoruz. Meyve tüketmeyi unutmayalım değil mi? C vitamini sadece portakal ve mandalina da yok. Hmm, ne de var? Mesela narda var. Muzda da var ama muzda A vitamini sanırım daha çok. Evet C vitamini de var ama A vitamini daha çok. Narda C vitamini bayağı var. Armutta da C vitamini var. Yani sadece portakal ve mandalina ile kısıtlı kalmamak gerekiyor. Bir sonraki programımızda size sürprizim var. Başka şeyler de öğreteceğim. Siz de öğrenmek istediğinizi yorum kısmında belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Zuvent'ten kocaman sevgiler.